Merhaba, LGS Ödül Programı'na hoş geldiniz. Ben 8A sınıfından Asmin. Ben de 8A sınıfından Nisa. BİGEP'in yani Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi'nin yapmış olduğu 5. denemesini LGS Ödül Programımızda inceleyeceğiz. Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün il genelindeki ortak çalışması olan bu sınava ortalama 23 bin katılım oldu. Şimdi isterseniz denemenin analizine geçelim. Deneme sınavımızı incelemeyi sayısal bölümle başlıyoruz. Genel anlamıyla matematik sorularına bakacak olursak çok da zorlayıcı bir sınav olduğu söylenemezdi. Ancak tabii ki belirleyici sorular mevcuttu. Özellikle matematik B kitapçığının 5. sorusuna bakacak olursak görsele çok iyi odaklanmak gerekiyordu bu soruda. Şekilde burada çıkması gereken dik üçgeni doğru bir şekilde çizmemiz gerekiyordu. Üçgeni çizdikten sonra üçgenin köşe noktalarının neresi olduğunu belirleyip kenarlarının kaç birim olduğunu tekrardan yazmamız gerekiyor. Kenarlarının kaç birim olduğunu yazdıktan sonra üçgenin eğimini rahatlıkla hesaplayabiliriz. Genel anlamıyla öbür sorulara bakacak olursak matematikte 9. soru da benim için belirleyici bir soruydu. Benim zorlandığım sorulardan biriydi. Matematik 9. soruda doğrusal denklemleri kullanmamız ve denklemin çözümünü yaparken işlem hatası yapmamamız çok önemliydi. Bu soruda en ufak bir işlem hatasında cevap yanlış çıkabilir ve şıklar birbirine çok yakındı. Soruyu çözerken hangi kısımların kare olduğunu doğru bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Bu şekilde bu soruyu çözebiliriz. Matematiğin 16. sorusunun çok fazla belirleyici bir soru olduğu söylenemez. Genel anlamıyla çok fazla kazanım odaklı bir soruydu. LGS'de bu tarz çıkacağını ben düşünmüyorum. Matematiğin 15. sorusuna bakarsak bu soru da 9. soru gibi işlem gerektiren bir doğrusal denklem sorusuydu. Burada x'i doğru yere vermeniz çok önemli. X değerini doğru bir yere verdikten sonra soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Ancak akıcı bir şekilde çözmeniz de çok önemli bu soruda. İşlem hatası yapma şansınız yok. Denemenin matematik bölümü tekrar söylemek gerekirse birazcık dikkat etmenizle beraber gayet rahatlıkla çözülebilecek bir kısımdı. Benim düşünceme göre bu deneme sınavının fen bilimleri bölümü matematiğe nazaran daha belirleyiciydi. Benim beğendiğim sorular gerçekten kaliteli olan sorular ağırlıktaydı. B kitapçı 11. soru benim bu denemede beğendiğim sorulardan biriydi. Bu soruya bakacak olursak genel anlamıyla 4. ünitenin öz ısı bölümüyle alakalı ve burada soruyu doğru analiz etmek çok önemli. Burada öz ısısı fazla olan nesnenin daha fazla buz kalıbında aşağı doğru ilerleyeceğini bilmeniz sizin bu soruyu çözmenizde sizi cevaba daha yaklaştıracaktır. Zaten bunu belirledikten sonra öz ısı sıralamasını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Benim düşünceme göre bu deneme sınavının fen bilimleri bölümü matematiğe nazaran daha belirleyiciydi. Benim beğendiğim sorular gerçekten kaliteli olan sorular ağırlıktaydı. Fen bilimleri B kitapçığının 13. sorusunda basınçla ilgili bir soruydu ve birçok kişi eleyebilirdi. Çünkü üstteki görsellerle alttaki metinler hiç uyuşmuyordu. Örneğin burada bıçağın yüzey alanı azaltarak basıncı arttırmıştı. Aynı şekilde ikincide de yüzey alanı artarak basıncı azaltmıştı. Yani genel olarak basınçla tam tersini yapmıştı. Ama buradaki üstteki görsellerle alttaki metinlerin uyuşmadığı için birçok kişi eleyebilirdi. Fen bilimleri genel olarak görseli doğru yorumlamayla ilgiliydi. Yani genel olarak görsellerle alttaki şıkları eleyerek gitmemiz gerekiyordu. Sayısal bölüm bu kadardı. Şimdi de sözele geçelim. Sözel bölümün Türkçesindeki 8. soruda mantık muhakeme sorusuydu. Burada tablo oluşturarak isimleri teker teker yazarsak zaman kazanırız hem de daha hızlı cevaba ulaşabiliriz. Türkçe kısmı genel olarak bence basitti. Eleyici çok değildi ama paragraf ağırlıklıydı. Türkçenin 14. sorusu beni arada bırakan sorulardan biri oldu. Ciddi anlamda büyük bir çelişkiye düştüm bu soruda. Özellikle Bursa ve Denizli arasında ciddi bir çelişkiye düştüm ben. Burada metnin ana konusunun yazarın Türkiye'ye olan sevgisinin ve övgü dolu sözlerinin olması beni çelişkiye düşürdü. Bursa'da Türkiye'nin doğal güzelliklerini överken Denizli şıkkında Türkiye'nin asaletinden ve ulaşılmaz bir güzelliğe sahip olduğundan bahsediyor. Bu yüzden bu soruda Bursa ve Denizli arasında kaldım ama Bursa şıkkı bana daha yakın geldiği için Bursa'yı işaretledim. Türkçe kısmına genel anlamıyla bakacak olursak paragraf ve metnin ana fikrini doğru yorumlamamız gereken bir bölümdü. Genel anlamıyla beğendiğim bir Türkçeydi. Benim değerlendirmem bu kadar Türkçe ile ilgili. Şimdi İnkılap'a geçelim.
Bu denemenin inkılap bölümü dikkat dağınıklığına yer vermeyen bir bölümdü. Genel anlamıyla bakacak olursak soru köklerini iyice okuyarak ve paragrafları iyi analiz ederek bu bölümü çözebiliriz. Benim inkılapta en beğendiğim soru B kitapçı 10. soruydu. Bu soruda metinden yargılardan hangisine ulaşılabileceğini soruyor. Ancak burada kendi bilginizi katarsanız hataya düşebilirsiniz. Bence genel olarak inkılap kısmında kavramlar ağırlıklı gelmişti. Örnek verecek olursak laik, kabine sistemi gibi kavramlar ağırlıklıydı. Din kısmında ise yine inkılap gibi kavram ağırlıklıydı. Eğer kavramları bilirsek çok hızlı çözmemiz mümkün. Sözel kısmı bu kadardı. Bir kebe teşekkür ederiz. Diğer denemelerde görüşmek üzere.